Gazeteci arkadaşlarımız, Mezopotamya Haber Ajansı ve Jinnivs'te çalışan muhabir arkadaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımızın gözaltına alındığını öğrendik. Ki hemen ardından Ankara Emniyeti çok büyük bir, yani ülke açısından, insanlık açısından çok büyük bir şey yapmış gibi bu operasyonu kendi sosyal medyasından bir devlete, bir kuruma yakışmayacak bir görüntülerle, görüntüler silsilesiyle paylaşmış oldu. Bu zaten aslında iktidarın baskısının, faşizminin geldiği noktayı bize çok net gösteriyor diye düşünüyorum. Çünkü bu tür operasyonlar sanki bir illegal örgüte ya da çok büyük işte illegal bir örgüte vurgun yapılmış ya da işte çökertilmiş gibi davranıldı. Halbuki arkadaşlarımız gazetecilik yapıyor. Bu operasyon ne zaman oldu? Tam da sansür yasasının geçtiği şu günlerde oldu ki hemen arkasından da devletin Kürt illerinde, Kürdistan'da bir kimyasal silah kullandığı gündeme geldi. Bunun haber yapılması, bu kullanılmadı mı kullanılmadı mı bilmiyoruz. Çünkü araştıramıyoruz, çünkü soramıyoruz. Gazetecinin görevi bu. Bu arkadaşlarımız da bunu sordukları için bu kimyasal silah kullanıldı mı kullanıldıysa buna kim izin verdi ki uluslararası alanda zaten yasak olan bir silah kullanılması, insan bir insana, bir canlıya karşı kullanılması yasak olan bir silahın kullanıp kullanılmadığını tartışamıyoruz bile. Bu tartışılmasın diye hemen meclisten sansür yasası geçer geçmez böyle bir gazeteci arkadaşlarımızın gözaltı terörüne maruz kaldığını öğrendik. Ne yazık ki bu ne ilkti ne sondu, yarın da son olmayacak. Hatta seçimlere gidildikçe ben gazeteciler üzerinde özellikle bu baskının artacağını düşünüyorum. Ama biz gazeteciler olarak kesinlikle geri adım atmayacağız. Çünkü gazetecilik suçu değil. Biz yasa dışı hiçbir şey yapmıyoruz. Biz sadece iktidarın yaptığını, devletin uyguladığı bu baskı politikalarını sorguluyoruz. Ya da olanı halka anlatmaya çalışıyoruz.